Geçmiş olsun Hafız. Bak sen şu kinler Rus'un yaptığına ya. Sahtekarlığı bırakma abi. İşini halledeceğim. Avukatını finans müdürünü gönder. Oturup ödeme planı yapsınlar bizimkilerle. Ama Narin'i rahat bırakacaksın. Kızı evine götüreceksin. Ve bir daha ona bulaşmayacaksın. Ha şöyle. Anladığım dilden konuş. Bildiğim dilden konuş. Anlaşıldı. 5 dakikaya oradayız. Etraf temiz mi? Tamam. Getirmişler mi lavabo? Getirmişler abi. Seni Fırat Kazan öldür diye gönderdik. Sen ne yaptın? Hiç. Yapma abi bak. Bir dahaki sefere söz bitireceğim abi işi. Söz veriyorum sana. Bir dahaki sefere mi? Evet abi. Bizim acelemiz yok. Bekleriz değil mi Ali? Abi. Abi motor kaydı diyorum sana. Motor kaydı kaymasa abi sen benim ıskaladığımı nerede gördün abi? Daha önce ıskaladın mı abi ben? Sana yemin ediyorum bak. Bitti o iş. Lan ben sana parayı peşin verdim. Sen adamı taksitle öldürüyorsun. Abi, abi yapma abi. Sen... Abi yapma. Fırat Kazan'ın ölmesi gerekiyordu. Benim Fırat. İyi misin? İyiyim. Önemli bir şey yok. Sen nasılsın? Sorun yok. Evdeyim işte. İyi olduğunu kendi gözlerimle görmek istedim. O adam seni kaçırınca aklımı kaybettim. İyiyim ben. Deniz yanımdaydı zaten. Bize çok kibar davrandı. Öyle pek kaçırma gibi değildi tabii. Kibardır. İkimiz de geçmişten iyi biliyoruz. Çok kibardır. İnsanı öldürürken bile izin ister o. Bunca yıl sonra karşımıza yeniden çıktı. Kredi imzalama aşamasında karşımda görünce kafayı sıyırdım. Sermet Karayel.
bizim bağ bürütü çıktı. Ondan uzak dur Narin. Sakın selam bile verme. Sana saplantısı hala devam ediyor olabilir. Ya 1000 yıl oldu. Kimin saplantısı sürer onca yıl? Ayrıca bana zarar vermez biliyorsun. Ben sadece sana zarar vermesinden korkuyordum. Ki verdi de zaten. Laf arasında net bir şekilde söyledim Irmak'la nişanlı olduğunuzu. Benimle de Deniz ve Irmak'la ilgili görüştüğünü biliyor. Zaten yakında evleniyorsunuz. Merak etme, dokunmaz artık sana. Bu adamla ortak falan değilsiniz değil mi? Vallahi artık ortak sayılırız. Seni elinden kurtarmak için ne istiyorsa kabul ettim. Bankada büyük dev dişi olacak. Niye bulaştın sanki bu işe? Koca şirketinizde başka avukat mı yoktu? Niye bulaştığımışım çok daha iyi anlıyorum. Belki Erol Bey'e geçmişi anlatıp beni istemiş. Para falan da yığmıştır. O Erol Bey de hayatta dayanamaz paraya. Hemen satar adamı. Tam istifa etmek üzereydim ki senin vurulduğun haberi geldi. Merak etme. Zaten ayrılıyorum şirketten. Başka bir iş bakıyorum kendime. Hangi saplantı sürer bunca yıl değil mi Narin? Yiyecek bir şeyler var mı? Acıkmıştım. Telefonla bir şeyler söyleyeyim istersen dışarıdan. Ha? Yetmez belki, doymamışsındır. Ev senin mi? Yok ama peşinat için para biriktiriyorum. Eğer tamamlanırsa kredi için başvuracağım. Almak istiyorum, çok seviyorum. Ben sana yarın vereyim krediyi. Peşinata gerek yok. Sana büyük bir ev alalım. Hem burası ufak. Ben de aranırım burada. Yok artık, daha neler. Hı hı. Fırat, Irmak ne olacak?
değilsin. Benim için anlamını biliyorsun. Belki de bilmiyorsun. Deniz benim için hayattaki her şeyden, herkesten çok daha önemli. Bütün hayatım ona borçluyum. 12 yılda milim milim inşa edildi bizim arkadaşlarımız. Bir sürü sınavdan geçtik. Senin değil. Irmak'la Deniz'in arkasından iş çeviremem ben. Seni eskiden tanıdığımı söyleyemedim bile. Bir şey sanmasınlar diye. Zor durumda bırakacak bir şey yapmam, merak etme. İyi git. Git bakalım. Topu bana at. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.